Bu ikisi. Bir de bu var işte. Ne oldu oğlum? Ya hallediyorum demedin mi? Herif duyduğunu anlamıyor ki. Ya neyse be oğlum. Topuktan vurulmadan hallettiğimize şükür, öyle düşün. Para ne zaman hesabıma geçer? Lan ben yarın çözmeye çalışacağım. Bak bunların da elleri var ha, istersen. Gel abicim bu tarafa gel. O kadar düşmedik. Ha ha. Ya sen daha tefeci seviyesindesin kanka. Yani bir sonraki festival filmi inşallah. Oh, başladın yine abicim ya. Ne hadi abicim ya. Hadi dur. Al çantayı. Dost acı söyler. Ben hadi durumun abicim böyle olmasını oğlum ben istemezdim. Görüşürüz. Film çekeceğim diye tefeciden para alırsan olacağı bu. Çok konuşma. Yarın haberleşiriz. Tamam sıkma çok canını ha. Yarın sabah işin yoksa bir kahvaltı edelim ya. Haberleşiriz. Aynen. Hadi bay. Hata bende. Terk edildiyse ne demek? Annem. Biz seninle bir anlaşma yapmıştık, tamam mı? Ben sana ilk gece söyledim. Benden beklentin yüksek olmasın dedim. Ama sen ne yaptın? Hı? Hayır, 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 hayır. Oscar! 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 Bir an içinde kaç ihtimal vardır? Yaşamak ve yaşatmak için kaç ihtimal? Bugün bahçeye mi yapsın? Ha? Tadım kaçık görüyorsun vaziyet. Yarın cadde bostana kadar yürümece. Hı? Ne dersin? Aferin oğlum. Sen her zaman hal beni anlarsın. Hadi gel. Aferin oğlum. Aferin sana. Söz yarın bayılana kadar yürüyeceğiz. Telefon arıza. Anlamadım. Ne oluyor? Anlatırız. Oh. Yanılan burada. Kalk. Niye açmıyorsun lan telefonumu? Pus! Konuştuk ya kaç kere tablolarımı sattın. Ödeyeceğim. Ne zaman ödeyeceksin lan? Ha? Onu kulun köpeği. Hayır! Tablo mablo ne varsa değerli eşya toplayın diyoruz burada. İyi ki oradaymışım dediğiniz ya da keşke o an orada olmasaydım dediğiniz kaç an vardır? Kaderimiz vermiş olduğumuz kararın ilgiler ve keşkelerin bütünü değil midir? Oscar. Oscar! 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 Ölmedi değil mi? Ha? Ölmedi, yaşıyor değil mi? Ne olur ne olur yaşıyor. Çok özür dilerim.
düşünmüyordum. Bir anda önüme fırlayıverdi. Ben hemen frene bastım ama... Benim aptallığım sürekli gittiğim yolu karıştırıyorum. Ama çözeceğim ben bunu. Bir şekilde çözeceğim yani. Gerekirse bir doktora falan gideceğim. Çok özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Tamam. Küçükken annem diyordu ama bana. Şaşkınsın diyordu. Hayır şimdi koca kadın oldum. Mazeretim de yok. Yön duygum zayıf herhalde. O yüzden oluyor. Ters yönden geliyorum. Evet bir de. Üstüne olsun. Doktor bey ne olur güzel şeyler söyleyin. Yalvarıyorum. Köpeğiniz gayet iyi. Ciddi bir durum yok. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ama bir süre bizimle kalacak. Olur. Olur. Kalsın tabii. İyi olsun da değil mi? Tabii. Sahibi ben değilim. O. Ben çarpan kişiyim. Çok şanslı bir oğlan. Kaza sayesinde vücudundaki bir tümörden de kurtulmuş oldu. Eğer fark etmeseydik en fazla bir yıl içinde hayatını kaybedebilirdi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Gördün mü bak? Katil olacağımı kahraman oldum. Tamam. Tamam ben arayacağım seni. Tamam kapatıyorum şimdi. Hadi hoşça kal. Şey. Gideceğin yere kadar bırakayım seni. Gerek yok ben giderim. Olur mu öyle şey? Vicdanımı rahatlatmama izin ver. Hadi gel. Yüz sokak değil miydi ya? Hep böyle konuşkan mısın yoksa bana özel bir durum? Köpeğin hayatını kurtardım sonuçta. Altını çizmek istemiyorum ama. Eyvallah. Canım. Hayatım sen neredesin? Yoldayım geliyorum. İki saat önce bana arabaya biniyorum dedin. Arabadayım işte yaklaştım. Bravo Deniz ya. Bir köpek için gecemizi mahvettin. Saçmalıyorsun şu anda. Ya bırak Allah aşkına ayak yapma bana. Sanki bilmiyor muydun anlamadın mı yani sana evlenme teklif edeceğimi? Bana mı dedin? Yok yok sana demedim. Deniz sen neredesin? Kim var yanında? Şey var. Alo Deniz. Ya ben köpeği çarptım ya. Onun sahibi var Umut. Onu evine bırakıyorum. Ben arayacağım seni tamam mı? Arama. Arama da gelmedi Deniz. Arama. Selim. Bu gece yapma. Bunu bu gece yapma. Bir kerecik anlasan beni kaza yaptım diyorum ya. İnanamıyorum sana. Ya hayatımda en korktuğum şey başıma geldi diyorum. Yeter, lütfen yeter. Konuşamayacağım daha fazla, kapatıyorum. Şey bakar mısın? Umut ben. Ha Umut. Ben çevre yoluna nasıl çıkarım buradan? Gördüğün gibi tek yön zaten. Sal kendini aşağı, sağa sol, sağa dönüyorsun, ulaşırsın. Tamam, sağ ol. Oscar'ı taburcu etmeye geleceğim. Masrafları o zaman konuşuruz. Üstüne yattım sanma sakın. Gerek yok. Olur mu canım? Öyle şey geleceğim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yaralayanları tanıyor musunuz? Hayır. Kapıda bir zorlama olmamış. Köpeğimin dişleri çıkarırken geldiler. Peki. Biz çevredeki kameralara bakalım. Bir şey bulursak size haber veririz. Geçmiş olsun. İyi
Herifleri niye söylemedin lan? Ölüyordun az kalsın. Yeterince saçmalık yaşadım zaten. İki taraf da alacağını aldı. Kapansın gitsin. Oğlum bak başına bela alacaksın. Bunlar... Biraz uyumam lazım. İyi. Ben dışarıdayım. Bir şey olursa seslen. Yalnız tabloları sattık, borcu kapattık da o duvar öyle boş kaldı ya. Kalsın. Kızdan hala haber yok mu ya? Vay. Vın turizm ha. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Aynen. Gelmiş mi? Filmi seçmeseler de haber veriyorlar mı kanka? Aynen. Açıklamadan önce bir değerlendirme sonucu geliyor. Şşş. Tefeci mi bekliyordun? Çok komiksin. Delikten bak. Merhaba. Ne haber? İyi. Sen? İyi, fena değil yani. İşte, ortalama. Kusura bakma, böyle çat kapı geldim. Veterinerden numaranı istedim ama vermedi. Anlamadım yani. Ben de sapık tipi mi var, ne var? Tüm, hiç işte. Oscar nasıl? Çıkarmışsınız geçen hafta. İyi, gayet iyi. Oh, süper. Ya, girmek ister misin? Olur. Bunlar senin. Benim mi? Evet, pardon. Ben evin yolunu çıkaramadım. Esnafa da navigasyon muamelesi yapmamak için böyle topladım. İyi yapmışsın. Merhaba. Merhaba, Deniz ben. Merhaba, Oğuz ben. Ha, Oscar'a çarpan kişi. Ben hayatını kurtaranı tercih ediyorum. Aynen, bu daha doğru. Neyse, kaçayım ben. Sonra görüşürüz. Memnun oldum. Ben de. Oscar yukarıda, merdivenlerden çıkabilirsin hemen sağda. Tamam, sağ ol. İyi, iyi. Sen bunu kaçırma. Hadi görüşürüz oğlum. Bak ben sana neler aldım. Bak. Ama bunsuz çıkmak yok, tamam mı? Tasması vardı. Olsun, bir tane daha almış oldun. Zahmet etmişsin, bunları almışsın ama hani ben evde yemek pişirmem. Ha. Bozulmasın. Olur, ben geri götürürüm, problem değil. Ada çayı ama bak, o kalsın, içersin. Ya bir şey soracağım, sen meşhur filan mısın? Kime seni tarif etsem herkes şak diye tanıdı. Doğuma büyüme buralıyım, ondandır. Ya. Ay ne güzel, ben bayılıyorum buralara. Ne zaman gelsem sayfiyedeymişim gibi oluyorum. Eğer işin varsa ben... Yok yok, bir mail bekliyorum sadece. Tamam. Burada kaç yaşındasın? Hı? Şey de buradan çizmişsiniz ya, boy için. 5. Erken bırak. Çay demlen, içer misin? Olur. Güzel. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Ciddi misin? Ay be. Hatif Yılmaz, Ah Güzel İstanbul. Ömer Lütfü Akkad kadar böyle istedim. Seninle ölmek istiyorum. Ha. Terasta içmek ister misin? Teras mı var? Hı hı. Olur, içerim. Sen bana hiç ödünç veriyor musun? Hayır. Ya da izleyip getirecek alan. Hayır. Bir kerecik bile mi? Bir kerecik bile. Sayın Oğut Atay.
Festivalimize katılmak için göndermiş olduğunuz projeniz ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmiştir. Projenizi bu seneki programımıza dahil edemeyeceğimizi belirtmek isteriz. Göstermiş olduğunuz ilgi ve katılım için teşekkür ederiz. Buyurun, Efkar'ı alır. O şey değil miydi ya? Hararet. Mühim olan niyet. Hadi. Başaramamış olmam ama. Başarana kadar deneyecek olmam. Yalnız satılık değil, ona göre. Kaç yıldır elden geçmiyor burası? Ya bayağı olmuştur. Belli ama. Yalnız çok güzel, çok sıcak bir yer. Ruhu var. Ya emlakçı olmadığına emin misin? Mimarım ben, restorasyon yapıyorum. İyileştiriyorsun yani. Peki şimdilerde var mı öyle kemikleri çıtırdayan yaşlı bir bina? Oo, çok var. Ama bir yer var İtalya'da, gönlümü kaptırdığım, ona başvuracağım. İyiymiş. Bu Oscar'ın tedavi masrafları. Kusura bakma, bu zamana kadar getiremedim hayatım. Biraz karışık. Gerek yok. Olur mu öyle şey? Benim hatam benim sorumluluğumda. Ya Oscar'ın hayatını kurtardığın için de seni borçlu mu çıkaracağım? Heh, sen bunu böyle söylesene arada sırada. Bayağı iyi geliyor. Hadi hadi, al şunu. Tamam, o zaman orta yol bulalım. Sen bunu al, Oscar'ın hayatı için de bana borçlu kal. Tamam. Anlaştık. Süper. Hayır, kapatma. Çok güzel. Gel kılım çıkaralım. Küçükken parkta oynarken ya da ne bileyim deniz kokusu aldığımda falan böyle içim bir ferahlık kaplardı. Bir an böyle tek bir an hani vardır ya hayatta. İşte o zaman hemen babamın kucağına atlardım koşup. Ona böyle bir sarılırdı kocaman kollarıyla. Mutluluktan büyük gelirdi sanki kolları. Ben derdim ki babam çok mutluyuz değil mi? Hani bitmesini istemezdim o an. Sonsuza kadar sürsün derdim işte çocuk aklımda. Bir gün babam elinde bir iple geldi. Gel bakayım güzel kızım dedi. İpek böceğim dedi. Mutluluğun elini kolunu bağlayalım da bizden kaçmasın. İşte o gün bugündür babamdan kalan bir yadigar. Film izlemek ister misin? Şimdi mi? Kararınca. Olur. Hayırlı olsun. İyi günler.
Seni bugünkü hayatına hangi seçimler getirdi? Seni sen yapan tercihlerin neler oldu? Anneni, babanı, doğduğun günü ve yeri seçme şansın olmasa da sonrasında yapmış olduğun tercihler seni sen yaptı. Gittiğin şehirler, konserler, tatiller, vazgeçtiklerin, geçmediklerin, sevdiklerin, seviştiklerin hepsi senin kararın. Bazen seçilen sen oldun ama seçilmeyi de sen istedin. Pratik bir şey işte bu. Hemen takıyorsun, çalışıveriyor. Birine ödünç versen aklın kalmaz bence. Bu ekipman bu evden dışarı çıkmayacağım. Tamam ya, gözümüz var sanki. Burnun böyle güzel. Uzatma. Çok geç olmuş ya. Ben daha karşıya geçeceğim. Vallahi bu tarafta yaşıyorsun sanmıştım. Yok. Eski sevgilim Kadıköy'de oturuyordu. Ayrıldınız mı? Hı hı. Kaza yüzünden mi? Yok ya. Bazı ilişkiler ne yapsan iyileştirilemiyor. Anlaşıldı. İş ciddiye binince ilk durakta inanlardansın. Oradan öyle mi görünüyor? Ne oldu? Aldı tek başımı beğenmedin. Bu mudur yani? Taksi çağırmamı ister misin? Afiyet olsun. Böyle daha iyi. Dalmışım. Ben odamdan şalımı alıp geliyorum. Aa, gerek yok, gerek yok. Bunu alabilirsin. Çok naziksiniz. Ama lafı uzatmaya gerek yok. Benim küçük bir çocuğum var. Geçmişimi de öğrenmişsinizdir. Eşim. Demin elinizi yıkamaya giderken görmüşsünüz. Tıraş takımlarının bileğini değiştirmedim. Sanki eşyalarını kaldırırsan sahiden terk edilecekmişim. Ama hala ne ağrıma gidiyor biliyor musunuz?
o gün sabah işe giderken Allah'a ısmarladık dönmüşler onu dedi. Sanki akşam gelecekmiş gibi. Bir vedayı çok gördü yani. Haftalar sonra bir tane mektup geldi. Bunları oğluma bırakıyorum, bunları sana bırakıyorum. Ben başkasını seviyorum. Affet, asla. Asla affet. Ne unuturum ne affederim ömrümün sonuna kadar. Ama bir gün karşıma çıkacak. O zaman onunla bir çift sözüm olacak. Alakalı zat teşekkür ederim ama ben tekrar evlenmeyi düşünmüyorum. Artık benim tek emeğim olduğunu büyütebilmek. Görsetiz nasıl tatlı, nasıl akıllı, hassas. Bir görsetiz. Servisinizi değiştireyim mi Umut Bey? Alabilirsin. Umut. Efendim anneciğim. Oğlumun adınız aynı. Ses akıyor. Oyun. Korkmaktan vazgeçtiğimiz zaman yaşamaya başlarız. Çünkü en acı pişmanlık öyle de olabilirdi demektir. Karar sizin. Ne haber? İşim bittiyse iki dakika konuşalım mı? Ya geçen beni yanlış anladın. Duyuyor musun? Efendim? Ne dinliyorsun? Ne istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun? Bunları denize atmak. Seninle birlikte. Çünkü... Tut elimi buradan gidelim. Olmaz demedim. Şu anın tadını çıkaralım mı? Taşı ben atarım. Ben onları içersem direkt yanılırım. Öyle bir şey yok, paylaşacağız. Bir tanesi bile yeter bana. Sen benim yanımda sarhoş olmaktan korkuyor musun? Oh. Çocuklaşırsam karışmam. Öylesin zaten. Saçmalarsam? Merak etme, yüzüne vurmam. Dağıtırsam? Toplarız. İkimiz de sarhoş oluruz. Ana olur. Kaybolursa? Birlikte bir yolunu buluruz. Olur muyuz? Oluruz. Ne
benim aşık olmam gerek, yolda kaybolmam gerek ve ancak o zaman yaşar hissederim. Benim aşık olmam için bana dünyalar gerek değil, bir kere gül şarkılar dizeyim. Benim aşık olmam demek kendimi bulmam demek, bana anılar ver bu şehri seveyim. Yeniden aşık olmam için önce iyileşmem gerek. Önce kendimi seveyim. Aa, bak işte bizim ev. Geldik. Gel. Kahve ister misin? İyi misin? Tamam. Tamam, kendime geleyim. Ayarlayacağım.
Gidiyor musun? Belli olmuyor mu? Ya bekle, bir taksi falan çağırayım. Gerek yok, yeterince rahatsızlık verdim. Ya Deniz, bu saatte... Deniz! Deniz, bekle bir... Deniz, bir taksi falan çağırayım. Ne? O da gidecekmiş zaten. Alarmını kurmuş. Deniz? Ne işin var senin burada? Cüzdanını düşürmüşsün. Sağ ol. Ne yapıyorsun burada? Ne önemi var? Bugün Kadir Elles falan mı? Değil. Ne bileyim, öyle bir şeyler yazıp atınca. Ben yalnız kalmak istiyorum. Bir açıklama yapmana gerek yok. Seviştiğin bir kadınla uyumak zorunda değilsin. Öyle değil. Seninle ilgili de değil Deniz. Bu da benim arzım işte. Konuşsak mı biraz? Ha? Benim marazlarımı, senin suya bıraktıklarını. Biz her sene anneannemin yazlığına giderdik. Lise 1'i bitirdiğim yazdı. Annemle babamın acil dönmesi gerekti. Ben de onlarla dönmek istedim ama beni götürmediler. Sonra sabaha karşı evin telefonu çalmaya başladı. Hani böyle acı acı derler ya. Doğruymuş. Şöyle bir şey. Annemle babam trafik kazası geçirmiş. Oh, işte hemen oraya çıktı öpüş. Ben de bir haftalarca kendime gelemedim. Kimseyle konuşmak istemedim. İçimden tek kelime etmek bile gelmedi. Sonra anneannem dedi ki, kızım konuşamıyorsan yaz. İçini suya dök dedi. O gemiler benim kıymetlilerim.
Ben her sene onları kaybettiğim saatte onları yazıyorum işte böyle. Kendime iyi bakıyorum anneciğim. Babacığım bu sene de iplerimizi bağladım. Neydi en büyük korkumuz? Sevdiklerimizi kaybetmek mi? Yoksa hiç sevilmemek mi? O yüzden mi bağlanmaktan korktuk hep bizi isteyenlere? Ya çok seversen? O da terk ederse beni? Acıktın mı? Hiç doymadım. O zaman simitle mana bende, o yumurtalı spesiyeli sende. Anlaştık mı? Hoşçakal baba. Ay Umut çok tatlılar ya. Tabii ki tipik ikiz hikayeleri dinledim. Çok komikler bunlar ama senkronu bir tür tutturamıyorlarmış. Biri ağlıyormuş, susuyormuş, diğeri başlıyormuş ağlamaya. Biri uyuyormuş, biri uyanıyormuş. Hey, dinliyor musun sen beni? Ha? Dinliyor musun? Ya bizim reklam metniyle ilgili bir revizyon gelmişti, ona bakıyordum. Ne diyordun? Bebek diyordun. Arkadaşlarının çektiği zulmü anlatıyordun. Zulüm? Yani niye öyle diyorsun? Nasıl değil canım? Hadi zulüm olmasını geçtim. Gerçekten gerek var mı? Üstüne üstlük bir tane değil, iki tane hayat engeli. Hayat engeli. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ya ilişkiyi getirip dar boğaza tıkmasını geçtim. Şu insanlığın üreme sevdasını anlamış değil. Çoklu bilinmezlik. Aa, yoksa sen bana evlenip çocuk çocuğa karışmayı mı teklif edecektin ha? Bak. Sadece seni seviyorum. Sana bayılıyorum. Bence buradaki avantajı gör. Benim ilgimin tek odağı hep sen olacaksın. Dağılmayacağız. Tüh ya. Allah. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım şu an. Gerçekten. Ay kalk. Kalk örtüyü toplayacağım. Ne hayallerim vardı. Sana dair ne gelecek planları kurmuştum. Vallahi bundan sonra nasıl toparlanırım bilmiyorum. Umut Beyciğim. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim diyorsun ha? Ya keşke sen de böyle bir bilgi olsa bir Umut'cum. Selam beyler. Merhaba. Hoş geldin. Gösteri başladı mı? Birazdan başladı. Bir bira versene.
Tabii abi. Buyur abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Hikaye avcılığı. Seninki hangi tür bir avcılık peki? Hikayemi avlamaya çalışanları avlıyorum diyorlar. Kocan kız mısın sonra? Neyse ki senin kadar dikkatli değil. İyi akşamlar Anacan. Aa, sinsi sinsi bir anda çıkıp geldi. Aa, bak nasıl geçti görüşme? Kabul etmedi. Soruyorsun ya. Umut ben şimdi sana iki şey benden söyleyeceğim. Benden ayrılmak mı istiyorsun? Eğer böyle bir niyetin varsa söyleyebilirsin. Umut niye öyle bir şey söylüyorsun? Ne bileyim böyle belki Serdar Çarşı'nın takımının başına gitmemeye başlamıştır. Umut. Aa. Söyleyeceğim şeyleri benden daha iyi biliyormuş gibi yapma. Bana iş teklifi geldi Roma'da. Uluslararası bir mimarlık şirketi. Orta Çağ'dan kalma bir manastırı bir sanat merkezine dönüştüreceklermiş. Çok büyük bir proje. Biz seninle konuşmuştuk hatırlıyor musun? Yani benim çok uzun zamandır tabii hayalimdi böyle bir şey. Hayırlı olsun. Yolculuk ne zaman? Ha yok ben daha kabul edip etmediğimi söylemedim. Kararını vermişsin canım. Sonuçta mesleğinde çok aranan bir insansın. İtalyanlar bu fırsatı kaçırmak istememiştir. Sen niye bu kadar acımasızsın ya? Acımasız falan değilim gerçek. Ben de sana salak gibi anahtar yaptırıyorum. Ha çok teşekkür ederim sağ ol. Zamanlama muazzam muazzam. Lütfetmişsin ya sağ ol gerçekten. Afiyet olsun. Yok almayacağım çok teşekkür ederim. Bu da son biram hamileyim çünkü. Dalga mı geçiyorsun? Geçmediğini biliyorsun. Bana gideceğini söylüyorsun. Ama hamile olduğunu söyleme gereği duymadın. Hatta garsona söyledin. Yani ben garsona söylerken duymuş oldum. Ama acımasız olan ben Umut, mi oldum? Umut bağırma. Ben sana iki şey söyleyeceğim dedim. Zor olanı sona sakladım sadece. Ama hala gitmek istediğin için. Bir de belli ki çocuğu bana sormadan doğuracaksın. Evet sen kusura bakma. Ya, bu çocuğu aldırmayı düşünmüyorum yani. Ama benden değil mi?
Deniz. Bana nasıl söylemezsin? İstiyor musun, istemiyor musun diye nasıl sormazsın? Söylüyordum bunu. Söyleyecektim. Sonra sen beni sinirlendirince sunum şeklim değişti diyelim. Bana önce gideceğini söylüyorsun. Önce söylemen gereken şey benden hamile olduğun. Önce hamile olduğumu söyleseydin bunu bir yük olarak algılayacaktın. Bir de doğurmak istediğimi duysaydın falan. Oho! Meslek hayatındaki en büyük engel olduğunu düşünecektin. O yüzden eğer gitmek istersem ve bunu sana söylersem durumu hafifletebileceğimi düşündüm herhalde. Bilmiyorum. İstemiyorum. Umut, ben sadece... Bana güvenmek istiyorsun. Gitmeni istemiyorum. Bunun ne demek olduğunu bilerek mi söylüyorsun? Ne dediğimi bildiğimden çok emin değilim. Sadece benden gitmeni istemiyorum. Nasıl koca olunur bilmiyorum. Nasıl baba olunur hiç bilmiyorum. Maalesef. Biliyorum, yapamayacaksın. Sen çok mu eminsin benimle bunu yapabileceğinden? Bir şey soracağım. Hiç merak etmiyor musun? Yani hiç istemez misin böyle uzun masa, arkadaşlar, aile, şöyle şenlikli bir şeyler? Orta sefa dururken mi? 2 dakika beklesene. Olur. Devam edeceğiz çünkü. Edeceğiz. Alkolsüz. Hadi yürüyün. Hadi. Siz nereden çıktınız? Sen madem bana taktırttın bu dua. Yapıyor muyuz şimdi? Ya da yapamıyoruz. Birlikte göreceğiz. Sen benim böyle uzun, upuzun sofran mı oldun şimdi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin bir dönem İtalyan sinemasına özenmiş olabileceğini düşünüyorum. Eğretileme ustası bir karım var. Öyle ya da böyle bir karın var. Öyle böyle bir karım yok. Çok acayip bir karım. Ayrılık beter ölümden tanrı yazmasın. Aşkını benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik. Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk yüreklendi. Kader bizden başlatacaksam bir
Hemen gidiyor musun? Hı hı. İşlerim var. Küpemin tekini gördün mü? Yok. Allah Allah. Burada. Hah. Evet. Hadi bakalım. Çal bebeğim. Anneciğim, hadi bir tane daha. Hadi. İstemiyorum. Hadi bir tane, bak çok güzel olmuş. Aa. Anneciğim, bak tam sevdiğin gibi. Hadi. İstemiyorum dedim. Hava bugün çok güzel. Hep birlikte biraz dışarı mı çıksak? Güneş kemiklerimizi ısıtır. Hepimize iyi gelir. Sen git istemiyorum, git sen. Değil. Dün çok ağlamış öğretmenim dedi. Ailenizi çizin demiş. Aile bilmiyor ki. Resmen biraz havalık geçeceğim. Söyleyeceğim. Ben çok acıktım. Ne isteyelim? Ha? Pizza, köfte, sushi. Valla ben hepsini yerim. Siparişi getiren kuryeden ikinci çocuğumu öğrenmeyeceğim değil mi? Hayır. Hadi yardım et sen. Sen al kızı. Dur. Oscar. Hadi oğlum. Hadi oğlum, daha toplantıya gideceğim. Oscar. 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 Oscar? Oscar? Dayanın. Dayanın.
Gelemem ya. Umut yok ki. Dışarıda. Kızla yalnızım evde, tamam. Hadi selam söyle herkese. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kalmış. Nefret ediyor uyandığında o lamba açıksa. Ama senin haberin yok tabii. Senin bu evde olan hiçbir şeyden haberin yok. Deniz ne oluyor? Tamam. Üstünü değiştirip geleyim konuşalım. Ne yapacaksın? Üstünü mü değiştireceksin? Bak bana. Bak bak bana bak üstüme bak. Ben kaç gündür üstümü değiştirmiyorum. Bir banyo yapmak için ölüyorum. Basit bir duş almak için çıldırıyorum. Şşşt derin. Derin uyur. Derin hiçbir şey anlamıyor. Sen de anlamıyorsun. Bu eve sıkılıp kalmanın ne demek olduğunu anlamıyorsun. Çıkıp çıkıp bu galalara, davetlere, bir şeylere gidiyorsun. Kafanı dağıtıp geliyorsun. Kafamı mı dağıtıyorum? Evet, kafanı dağıtıyorsun. Sen bir baksana bana. Bak. Güneş yanığı gibi bir şey bu yaşadığımız. Gördün mü? Beyaz kalan tek yer burası Kazara. Yani bana ait olan tek şey bu halkanın altı. Bravo, bravo. Eğretileme ustası yine iş başında. Evet. Çünkü yapacak başka bir şeyim yok Umut. Ancak kafam buna basıyor. Bu yüzden olabilir mi? Boğuluyorum ben. Ben boğuluyorum, anlıyor musun? Bu evin içinde boğuluyorum. Bana ait bir oda yok. Bana ait bir alan yok. Ama senin hep var. Sana ait alanlar hep var. Salon, salomancı alanların var bu evde. Çalışıyorum ya, çalışıyorum. Siz olmasaydınız yapar mıydım o salak salak işleri? Beni göndermedin. Şimdi karşıma geçmiş, siz olmasaydınız edebiyatı yapma bana. Evet. Keşke engel olmasaydım. Keşke. Keşke, keşke. Ama ben biliyorum neden engel olduğunu. Çünkü kendi konforunu düşündün sen. Konfor mu? Evet, konfor. Çünkü acı çekmekten korktun. Ben siz ne yapacağını bilemediğin için beni göndermedin. Sen de bunu bildiğin halde benimle evlendin. Aklın neredeydi Deniz? Sendeydi. Şimdi başka bir yerde miyiz? Değiliz. Ama çaba takdir ediliriz.
Nasıl bu kadar yalnız kaldım? Nasıl görmedim? Çünkü hep söylemem gerekiyor sana. Her duygumu anlatmam gerekiyor. Ben Umut, Umut Atay. Buraya beni bizzat siz çağırdınız. Benimle konuşmak istediğiniz önemli şeyler olduğunu söylediniz. Tamam. Sen bizim hanımın şu çok beğendiği yeni yeteneklerdensin, değil mi? Şöyle yapalım Umut. Yarın olmaz, öbür gün öğleden sonra beni ara. Seni dijital kanalın genel müdürüyle tanıştırayım. Mini diziler falan var. Konuşuruz. Bir dakika. Benim böyle bir başvurum olmadı size. Bizim hanım nerede? Bak şurada. Onunla konuş istersen. Öbür gün öğleden sonra. Saldım kendimi bilemem. Yok benden sana. Yok seni onu bunu göremem. Nasılsın? Ne gerek vardı böyle bir mizansene? Sen Sadiye mi bozuldun? Evet. Biraz kaba. Ama aslında sadece düz biri. Sen de ona benziyorsun. Gel aşağıda konuşalım. Bak, ben sadece sana yardımcı olmaya çalıştım. Gerçekten iyi yönetmenler arıyorlar. Aklımdaki birkaç isimle beraber seni de Sadiye söyledim. O da buna dikkate aldı. Hepsi bu yani. Beni hiç anlamamışsın. Ne beni anlamışsın, ne de seninle ilgili kendime söylediğim yalanı anlamışsın. Güzel. Arkadaşlar herkesin eline sağlık. Haydolsun. Yo. Bu ojenin rengi olmadı. Bir de kadının hareketi çok slow motion oldu. Arkadaşlar tekrar alacağız. Gamze'nin elindeki ojeyi silin. Parlatıcı falan sürün. Ne kadar kifaysız bir adam görmedim. Sen var yapımcı falan değilsin. Sünefenin tekisin. Ne diyorsun sen be? Ne diyorum? İşi bırakıyorum. Anlamadın mı? Anlayışta da ciddi sıkıntılar var. Buyurun. Buyurun. Büyük devriminiz siz kendiniz yapın. Ben size hiç karışmayayım. Buyurun. Slow motion'muş. Sen hayatımda tek iyi, tek doğru, tek güzel şeysin.
Seni dinleseydim bu hallere düşmeyecektin. Kurbağa iken deve kuş olmaya kalkmayacaktın. Şu güzelliğe bak. Dünyanın hiçbir memleketinde bu güzellik yok, biliyor musun? Benim için bir tek sen varsın Aşmet. Benim için de sen. Ne yapacağız şimdi bundan sonra? Bilmem ama yaşıyoruz, iki kişiyiz ve birbirimizi seviyoruz. Korkma, dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur. Atıf Yılmaz'ın 1966 tarihli Ah Güzel İstanbul'u, 1968 tarihli Ömer Lütfü Akat'ın Kader Böyle İstemesi, yine Ömer Lütfü Akat'ın 1969 tarihli Seninle Ölmek İstiyorum. Evet, tekniğe dönüyoruz. Satıyorum. Sattı. Sema Yaşar Hacı Osman hanımefendi, tebrikler. Bu eşsiz koleksiyon artık sizindir. Değerli misafirler, sıradaki parçamız Fransız porselen bir aşurelik. Osmanlı pazarı için özel yaptırılmış. 19. yüzyıldan. İş teklifi aldım. Umut, bakma öyle. Birimizin çalışması lazım. Bir tanem, sattığım filmlerden gelen para bitmek üzere. Zaten zar zor geçiniyoruz. Hem ben de bunu aldım, biliyorsun. İşimi yapmak istiyorum artık. Bak, bir şey diyeceğim. Bak bana. Söz veriyorum sana. İkimize de iyi gelecek. Akşamları destek de atarım sana. Derim benimle kalırsan, çıkmak istiyorsan dışarı çıkarsın, gezersin. Bir bakıcı bulana kadar öyle idare ederiz. Mesela. Bak, bakıcı diyorum ya. İkimize de cennet vaat ediyorum. Anlaşılan bu seferki il sınırları içinde. Kıtalar arası. Ya şaka yaparım, şaka. Karşılıklı o yüzden öyle söyledim. Erik. Hocam merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada, filmciler? Almanlarla bir kısa film çektik. Onun stok yönetmeliğini hazırlıyoruz şimdi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya kızım, ne oldu? Gideceğiz, tamam. Tamam, gideceğiz. Hocam, sette bize kök söktürüyordun. Babalık pek benzemiyormuş değil mi? Abi, ne oldu bizim şey? Hadi beyler, hadi. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin hocam, sağ ol. Hadi, iyi günler. Dışarı alalım. Buyurun. Dışarı alalım. Korkar ben, dışarı çıkarsam korkar. Korkar ben, yok. Anneciğim, ben buradayım, tamam mı? Sakın korkma. Yavaş yavaş süre sandıklısı, çabuk. Nasıl oldu anlamadım. Gözüm hep üstümdeydi. Makarna yapıyordum. Makarnanın suyu nasıl geldi uzandı anlamadım ki. Bakıyordum. Gözüm hep üstümdeydi. Kalmayacak. Tamam mı bir tane? Bak, biz dışarı çıkacağız, uçurtma uçuracağız, kuşları izleyeceğiz. Tamam mı bir tane? Alo. Umut Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Hastaneden arıyorum. Annenizin durumu kritik. Acil hastaneye gelmeniz gerekiyor.
Hangi hastanede? Baba. Buradayım kızım. Buradayım bir tane. Yüzüğüm nerede? Bilmiyorum, evdedir. Dışarıda hava nasıl? Güzel. İyi. İyi çünkü çok incecik çıkmışsın. Bilmem lazım anne. Nasıl yapılır bilmiyorum. Biliyorsun. Biriktirdikleri. Kendini. Saklama. Kimseyi bilmez, tanıştırmadım. En iyisi siz onu alıp götürün. En iyisi siz kızı rahat bırakın. Abi, senin fikrin bir şey? Abi nereden aklına geldi ya? Çok şahane bir şey olmuş. Halit beklemiş seni fakülte önünde. Resmen festival kafası gibi bir şey yapmışsın. İnsan oyuncaklarını saklamamayı öğreniyor. Nilüfer. Buyurun bey baba. Eyvallah. Görüşürüz. Müsaade ederseniz ben odama gideyim. Kızım. Ne yaptın? Ne içiyoruz? Çay. Çay. Bu ne? Kahve. Kahve. Alo. Selam. Şu an kapının önündeyim. Ne işin var burada? Sakin ol. Yüzüğünü unutmuşsun yönetmen. Sağ ol. Koleksiyonunu özlemiyor musun? Bir kere oldu, asla tekrar olmayacak, tamam mı?
Evet, bir kez oldu. Ama hiç olmamış sayılmaz. Neyse canım, tamam. Belki bir gün bir yerlerde yeniden karşılaşırız. O zamana kadar. Ciao. Ne kadar zamandır var? Ne önemi var? Var. Her bir detayın önemi var. Bir kere ya da 100 kere. Bu gerçek kafanda artık asla değişmeyecek. Sen beni mi suçlayacaksın? Ha? Devam edip ettirememenin faturasını bana mı çıkartacaksın? Yapamazsam demiştim. Ya başaramazsam demiştim. Başaramadım da. Ben iyi bir baba değilim. İyi bir koca değilim. İyi bir evlat değilim. İyi bir yönetmen değilim. Sen ne diyorsun ya? Ha? Sen ne diyorsun? Sen beni aldattığın için ayrılıyoruz biz, anladın mı? Her şeyi bu yüzden dağıtıyoruz. Asla unutmayacaksın. Asla unutmayacağım. Deniz, sana çok aşıktım. Hala çok aşığım. Hiçbir şey değişmedi. Bana aşık olduğun için aldattın. Devam edebilmek için. Seni hatırlayabilmek için. Başkasından medet umdum değil. Bu kadar. Buz dağılmaz mı yine? Dağılmaz mı kuşlar? Gözümü kapattım. Ben gözümü kapattım ve hep biter mi aşklar diye soramadım. Diyecek sözün var mı kapıda? Gözün var mı kalacak? Kalacak yüzün var mı? Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Birinin kaderi diğerinin kaderini her zaman etki eder. Bir kişi kendi dramasının anlatıcısıyken aynı anda diğer kişinin dramasında rol oynar. O güne kadar fark etmediğiniz koku, ses, bakış sizin fark etmenizle mana bulur. Hazır olduğunuz an o andır. Ya da hazır olmadığınız. Ama yaşanan ne olursa olsun, ruhunuzun sınırları ne kadar zorlanırsa, hayatınızın geri kalanında sizi güçlendirecek olan o karşılaşmalardır. Kötüsü sizi yorsa da, üşse de sizi siz yapacaktır. Mutluluğu aramak yerine kendinizi zamanın akışına, yaprağın düşüşüne, güneşin batışına, rüzgarın sesine bırakın. Yeah, I don't need this money, but if I don't get it from you, I will find other sources and shoot this movie. Well, I'm sure you will, because your script here is one of the best. Congratulations. You have your money. Geldiğinde söylerim aradığını.
de geleceğim kızım. Merak etme, ben de seni çok özledim. Geleceğim güzel kızım. Efendim. Deniz selam. Deniz soracaksan parkta oynuyor şu an. Aslında ben seni soracaktım. Gerek yok. Hafta sonu gidiyoruz İstanbul'dan bir süre. İzmir'de yaşayacağız Deniz. Sana da kariyerin başarılar. Başından beri eksik olan şey buydu işte. Ben başka bir şey sandım. Beni tamamlayacak olan şey sendin, Derin'di. Bensiz bir aile olmayacak kalbimde. Bensiz o resim hiçbir zaman çizemeyecek. Bensiz büyüyemeyecek belki. Sonra ben onsuz hep çocuk kalacağım. Sana tekrar gel diyemem. Yine sevdiyemem. Ama benim çocuğumuza anlatacak çok hikayem var. Ben onun babasıyım. Oscar sizi çok özlüyor. En azından biri özlüyor. Matematiğin hala çok kötü. Beğendin mi boncuğum, ha? Evet. Gel buraya. Senin için yaptım. Çıkartalım. Hiçbir şey değiştirmemişsin. Bu evde her şey yerini seviyor galiba. Yani şeyler. Yoksa bu evin özgür ağırlığında ciddi bir eksiklik var demektir. Vay be. Eğretileme yaz bir yolun kalmış. Çalışıyorum. Anneciğim. Gel. Bak babaya vermedik hediyesini. Koş. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ya bak aslında, ne diyeceğim? Ya derin ben yerini almaya... Derin al. O zaman geç kahvaltı diyorum. O yumurtanın spesiyelinden yaparsın mesela. Olur mu? Anneciğim, gidiyorum ben anneciğim babayı özle, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Sen çok iyi bir babasın biliyorsun değil mi?
Hadi hoşça kalın, iyi eğlenceler. Oyun. Bir an içinde kaç ihtimal vardır? Mutlu olmak için, aşık olmak için. Yaşamak ve yaşatmak için kaç ihtimal? Siz dur. Çok. Ya çok var ya. Kestik. Ah. Bir dakika. Ah. İyi misin? Ay, kalçamı kırdım galiba. Ne? Vallahi kalçamı kırdım. Ne diyorsun? Ah. Arkadaşlar bir tabure falan bir şey getirin. Ya istemiyorum taburemi bile. Yok, kırmamışım galiba. Kırsam ağrıdan duramam değil mi? Yoksa sıcağıyla anlamaz mıyım hangisi? Bilmem hiç. Ya kalçamı kırmadım. Ha, dalga geçiyorsun bile. Çok güzel ya. Bravo. Önce iş güvenliği, iş sanat sonra. Bir şey koyun, bir tabela koyun, uyarı koyun. Ne bileyim, çekim yapıyoruz diye. Yerler kaygan deyin. Allah'ım ya. Sanki bütün şehirsiz filmcilere ait. Yürü sen de. Tekrar alıyor muyuz? Sahne çok uzun, yetişmez. Arkadaşlar, paydos. Hadi ben kaçtım arkadaşlar, kolay gelsin size. Sonu yok.
Sen beni mi takip ediyorsun? Sahilden beri peşimdesin. Evime gidiyorum. Ha, pardon. Buralarda mı oturuyorsun? Aynen. Hep böyle yüksek miydi kiralar? Yani 3 aşağı 5 yukarı. Yok yani insafsızlık çıtası bayağı yüksek öyle 3 aşağı 5 yukarı falan değil. Ev mi arıyorsun? Yok tuttum internetten de. Kara vicdanlı 2 oda için neredeyse bütün maaşımı isteyecek. Ama başka çarem yok da hayatımı yoluna sokmam gerek. Allah'tan seviyorum ama buraları. Sayfiye gibi. Öyledir Deniz. Bir dakika. Ben adımı söylemedim ki sana. Söyledim. Tanışıyor muyuz? Kim bilir? Bir dakika bakar mısın? Hadi hadi az kaldı. Kimsin sen? Kara vicdanlı. Daha var mı? Şuradan döneceğiz. Hı hı. Dur. Gelin ya. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Hadi yürü. Buradan. İşte burası. Çok güzel. Ne kadar sıcak bir ev ya. Şahane. Yukarı bakmak ister misin? Olur. Odayı istediğin gibi değiştirebilirsin. Herkes birbirini tanıyor. Tanır. Seveceksin burayı. Komşuluk var mı? Var var. Tanıştırırım istersen. Olur. Hadi boncuğum hazır mısın? Galamıza geç kalacağız. Annen de dinlemeyi çok severdi. Sen de annemi çok özlüyor musun? Çok. Ben hazırım. Geç kalmayalım. Bitsin öyle. Şu andan değerli değil hiçbir şey. Aşkımızın sonu.
artık başka çare yok. Senden bana fayda yok. İkimiz de anladık, aşkımızın sonu yok. Mı kuşlar gözümü kapattım. Ben gözümü kapattım ve hep biter mi aşklar diye soramadım. Just